Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda deneyimli bankacı Mehmet Erten eşlik ediyor bana. Mehmet Bey günaydın. Günaydın Açıl. Şimdi piyasalarda neler olup neler bittiğini bir hızlıca özetlemeye çalışalım. Ardından size soracağım, yönelteceğim çok sayıda soru var. Öncelikle piyasalarda yılın ilk yarısı tamamlandı. Fakat öyle bir ikinci çeyrek yaşadık ve öyle bir dipten dönüş hikayesi yazıldı ki hakikaten uzun yıllardır görülmemiş bir yükseliş hareketi. Özellikle Amerikan piyasalarına dönüp baktığımız zaman Standard & Poor's 500 endeksi 1998 yılından bu yana en sert yükselişini yaşadı. Dow Jones %18'lik çeyreklik getirisiyle 33 yılın en iyi çeyreğini geride bıraktı. Nasdaq endeksi 99 yılından bu yana en iyi çeyreğini tamamlamış oldu %31 getirisiyle. Dolayısıyla böyle bakınca hisse senetleri, varlık fiyatları o düştüğü yerden çok net bir sıçramayla kendini yukarı atmayı başardı. Fakat şimdi temel soru, birincisi buralarda bu dipten dönüş hikayesinin altını doldurabilecek makroekonomik çerçeveye sahip miyiz? İkincisi virüsle ilgili yaşanan dalgalanma bundan sonrasında devam edecek mi, etmeyecek mi? Virüs dalgalanmasına ilişkin olarak soru işaretleri sürüyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde oradaki işin koordinasyonunu götüren Anthony Fauci'den gelen açıklamalar var. Diyor ki kendisi, eğer doğru şekilde hareket edilmez ve doğru tedbirler alınmazsa günlük yeniden 100 bin vaka sayılarına ulaşılabilir. Diğer taraftan Amerika'nın birçok eyaletinde ciddi anlamda geri dönüş var. Örneğin New Jersey'de açılma hikayesinin bir bölümünün geri çevrilmesi gibi unsurlar var. Yine Kaliforniya'da, Texas'ta, Arizona'da ciddi şekilde artan vaka sayıları var. Amerika bir türlü dirlik düzen tutmuyor gibi görünüyor. Ama sadece Amerika'da değil, dünyanın geri kalanında da açılan ekonomilerde zaman zaman terse dönüşlerle karşılaşılabiliyor. Örneğin Avustralya'da Melbourne bölgesinde bir kısıtlama uygulanmaya devam ediliyor. Sınırlı bir bölge içerisinde ama yeniden oradaki sokağa çıkma kısıtlamasına geri dönüldüğünü görüyoruz. Keza yine Tayland'da acil durum süresinin uzatıldığına dair haber akışı var. Tokyo şu an itibariyle vakaları izleme şeklini değiştirdi. Oradaki metodolojiyi daha farklı bir şekilde uygulamaya başlayacağını açıkladı. Şu ana kadar uygulanan takip sisteminin bekleneni vermemesinden dolayı. Dolayısıyla hala oradaki soru işaretleri ciddi şekilde kalmaya devam ediyor. Bir yandan da özellikle Amerikan seçimleri yaklaşırken Trump'ın bu noktada kendini nasıl savunacağı, virüs konusunda baştaki küçümseyici tavrının yansımasını nasıl bertaraf edeceği soru işareti. Burada günah keçisi olarak Çin'i göstermeye çalışıyor. Ancak çok da fazla etkili olduğunu söylemek kolay değil Amerikan kamuoyu içerisinde. Çok satın alınmıyor bu yaklaşımı. En son dün yalnız savaşçı şeklinde bir tweet atarak kendi duruşunu özetlediğini söyleyebiliriz Donald Trump'ın. Bir yandan da Çin'e vurmaya devam ediyor. Özellikle dün Hazine Bakanı Mnuchin'in yaptığı açıklamalar önemli. Umarım Çin faz bir anlaşmanın sonuna kadar varlığını sürdürebilir gibi biraz müstesni bir yaklaşımla üstüne gitmeye devam ediyor. Amerikan şirketleri Çinli şirketlerin yasaklarını genişletmeyi sürdürüyor. Özellikle Huawei ve ZTE gibi şirketlerin kendileri açısından ulusal güvenlik tehdidi olduğunu resmileştirdiler dün yapılan son açıklamayla birlikte. Dolayısıyla işin bir bacağı böyle gidiyor. Öbür taraftan da Kasım seçimleri öncesinde yapılan tüm anketlerde Donald Trump geride kalmaya, Joe Biden'a geçilmeye devam ediyor. Joe Biden aslında hemen hemen hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sadece Trump'ın olayları ele alış biçimiyle ciddi şekilde oy kaybediyor, oy kazanıyor. Dolayısıyla Trump kaybediyor. Şu anda son yapılan anketlere baktığımız zaman Amerikan halkının %90'ı ülkenin gidişatından memnun olmadığını ifade ediyor. %71'i kendi hissiyatını kızgınlık olarak nitelendiriyor. %66 korktuğunu ifade ediyor. Sadece %17 Amerika Birleşik Devletleri ile gurur duyduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla buralardaki tüm veriler Trump'ın seçimlerde işinin neden bir kat daha zorlaştığını göstermeyi sürdürüyor. Diğer taraftan yine özellikle varlık fiyatları artıyor, faizler ciddi şekilde geri geliyor, kredi genişlemeleri piyasa açısından en önemli unsur halinde kalmayı sürdürüyor. Fakat bir yandan da bankalar düşen hisse fiyatlarını toparlayabilmek için çaba göstermeye devam ediyorlar. BNP Paribas'ın Avrupa Merkez Bankası'na bir başvurusu var. Sınırlandırılmış olan temettülerin yeniden dağıtılması için bir yandan da bu tür haberleri izliyor, takip ediyor.
görüyoruz. İç gündemde ise Avrupa Birliği'nin seyahat için güvenli olarak nitelendirdiği ülkeler arasında Türkiye'nin yer almadığını bu değerlendirme döneminde görüyoruz. 14 günlük değerlendirme periyotları halinde devam ediyor buradaki bakış açısı. Dolayısıyla bir sonraki tura kalmış gibi duruyor. Turizm sezonunun da önemli bir kısmı kaybolmuş olacak. Rusya ise Türkiye'nin bu konuda karşılıklı uçuşlara başlama talebini dikkate aldığını açıkladı dün. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasıydı Rusya'nın. İçeride yine Samex Endeksi geldi. Hizmetler açısından önemli bir endeks. Dolayısıyla burada bir miktar yükseliş olmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Diğer yandan dün gelen dış ticaret verilerine baktık. Oradaki talep kaynaklı hareket ithalat tarafında devam ediyor. İhracat tarafındaysa gerilemenin sürdüğünü ama bir önceki aya göre nispeten daha düşük oranlarda gerileme yaşandığını izledik. Bir de Çin'den gelen PMI verisi var bugünkü. Özellikle Çin ekonomisinin toparlamasını bir kez daha gösteriyor. Çin ekonomisi özellikle iç talebin yoğunlaşmasıyla birlikte imalat PMI rakamında 51.2 seviyesine geldi. Genişleme düzeyinde kalmaya ve burayı artırmaya devam etti. Ancak yurt dışından yeni siparişler kalemine baktığımızda orada daralma sürüyor. Hala ihracat pazarlarından beklediğini bulamıyor Çin. Tüm bu rakamları, bu detayları paylaştıktan sonra gidiyoruz Sayın Mehmet Erten'e. En başta sorduğum soruyla başlayayım. Müthiş bir ikinci çeyrek piyasalar açısından. Harika getiriler. %20'ler büyük endekslerde, 18'ler 20'ler büyük endekslerde, Dow Jones S&P 500 gibi. Stoxx 600 endeksine Avrupa'ya baksak bundan çok uzağa düşmüyor. %30'un üstünde getiri Nasdaq'ta. Bu geri dönüşü haklı çıkaracak bir çerçeve var mı elimizde, yoksa biraz likiditenin, biraz da o dipten dönüş beklentilerinin yarattığı bir illüzyon mu bu yaşadıklarımız? Açıl, bence zaten $1 milyon soruyu soruyorsun. Çünkü asıl önemli olan bunun devamının nasıl geleceği. Bu kırılma yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Piyasalardaki gelişme ve çok hızlı ve sert bir V dönüşten sonra ekonomiler ve makroekonomik değerler bunu takip mi edecek? Yoksa piyasalar makroekonomik dengelerdeki, diyelim resesyondaki geri dönüşe ayak uydurup bir takım düzeltmeler mi yaşayacaklar? Piyasada mevcut olan likidite ve faiz yokluğu küresel olarak bence borsalara olan ilgiyi sürdürecek. Bu sürerken yalnız geçen hafta içinde şahit olduğum bir toplantının notlarında vardı. Mesela Amerika'da evet çok sert dönüşler var ama seçici hisselerde bu dönüş daha kuvvetli. Bu dönemin, pandeminin yarattığı yeni dönemin kazananlarında çok daha hızlı dönüşler var. Ama bir çok daha yüksek sayıda hissede ise geri dönüş o kadar kuvvetli değil. Dolayısıyla yatırımcılar çok da bilinçsiz bir şeyle bu geri dönüşü sağlamamış gözüküyorlar. Ama bazı hisselerde de büyüme ve iyi performans devam edecek gibi gözüküyor bu piyasalarda. Bu birkaç sektörde, işte kazanan sektör dediğimiz sektörler var. Dijitalleşme, tıbbi yenilikler ve medikal sektörde buna benzer performansları görmeye devam edeceğiz. Ama bazı sektörlerde de piyasalarda dahi bu dönüşü görmeyeceğiz. Peki bu likitte kaldığı sürece bu hep böyle mi devam edecek? Benim kişisel tereddütlerim var ama ben bu konularda hem çok iyi öngörülere sahip değilim hem de fazla bilgi sahibi değilim. Ama dünyayı IMF'nin %5 düşeceğini tahmin ettiğini, tüm uluslararası, uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini, yani reel ekonomiyle ilgili tahminlerini her seferinde bir miktar daha olumsuzlaştırdığı, belirsizliğin süre geldiği, biraz evvel sen de ifade ettin, özellikle birinci dalganın artçıları mı geliyor, ikinci dalga mı geliyor, işte açılmaya başlayan ekonomilerde yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle tekrar kapanmalar ve veya farklı davranışlar sergilenebilir mi gibi endişeler reel ekonomideki tahminleri olumsuz etkiliyor ve belirsizliği de zamana doğru itiyor. Bütün bunlar da bu piyasalardaki muazzam geri dönüşün reel ekonomideki karşılığını bulamamasını gösteriyor bize ve bu bir düzeltmeyle mi sonuçlanacak? Bu düzeltme hemen mi olur?
yoksa bu likitlerin geri çekilmeye başladığı dönemde mi olur? Veya bazen geçmişte de yaşadığımız günlerde bir kötü haber veya bir yeni değerlendirme ani satışlara da sebep olabiliyor. Ama bir realite var. Bu likitte olduğunca, faiz olmadığı için riskli varlıklara olan ilgi devam edecek. Hele iyi seçilmiş riskli varlıklarda, hisse senetlerinde, ileriye dönük gelişmelerde ben daha pozitifim. Geçmiş dönemlerdeki tahminlerime nazaran. Peki burada özellikle elbette çok ciddi bir likiditeden bahsettik. Bu likiditenin bundan sonra da masadan kolay kolay kalkmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla ortamın genel olarak borçlanma yapmak için nasıl olduğunu da sormak isterim size. Özellikle Türk şirketleri açısından içerideki koşullara, kredi koşullarına baktığımızda oldukça uygun seviyelerden, hatta belki bugüne kadar pek de görmediğimiz düzeylerden borçlanma imkanı çıkabiliyor. Ayrıca finansal kurumların da kendi içinde farklı borçlanma stratejileri söz konusu olabiliyor. Örneğin Akbank'ın bir 5 yıllık tahvil ihracı gerçekleştirdiğini gördük. Bu 5 yıllık tahvil ihracı içerisindeki nihai getiri 6.80 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla hani böyle bakıldığında iç ya da dış borçlanma açısından bu ortam ne kadar uygun? İç borçlanmada faizler düşük. Dışarıda dünyada neredeyse faiz yok ama Türk şirketleri borçlanırken yine 6-7 arasında borçlanmaya devam ediyor. Hatta reel sektör şirketleri için tabii bunun biraz daha üzerinde borçlanma maliyetleri. Şimdi Türkiye'de özellikle krediler hiçbir dönem olmadığı kadar uygun şartlarda, uygun vadelerde ve fiyatlamalarda sunulmaya başlandı. Bu önemli. Türk lirası cinsinden bu kadar uygun şartlarda kredi sunumu şimdiye kadar ben hatırlamıyorum. Yurt dışında ise faiz yok zaten. Ve muazzam bir likidite var. Pandemi başladığı zaman özellikle gelişmekte olan piyasalar, genel olarak Türkiye özelinde söylemiyorum, gelişmekte olan piyasalar risk endişesiyle ve geçmiş dönemden taşıdıkları yüksek borçluluk nedeniyle bu aşırı likiditeden yeteri kadar faydalanamayabilirler endişesi taşındı. Son dönemlerde yavaş yavaş bunun çok da geçerli olmadığını görmeye başladığımızı düşünüyorum. Biraz evvel bahsettiğim borçlanmalar veya banka sendikasyonları, bankaların tahvil ihtiyaçları buna bir işaret. Dolayısıyla bu likidite dünyadaki küresel olarak mevcut likidite hem getiri arayışı içinde hem de bu kadar fazla miktarda varken biz ve bizim gibi piyasalara da gelecekler. Şimdi Türkiye'nin sıfır faiz ortamında 6'lar 7'ler civarında bir borçlanma faiziyle karşı karşıya kalması kurumlardan ziyade ülke riskiyle ilgili. Biz uzun zamandan beri ülke risk primini temsil eden CDS oranlarımızı düşüremedik. Yüksek kaldı bunlar. Dolayısıyla bu da fiyatlamaya bir faktör olarak giriyor ve yüksek bir maliyet ortaya çıkabiliyor. Ama hele hele bu dönemlerde ve ekonomiyi tekrar canlandırmak istediğimizde veya ekonomiyi canlandıracak kredi mekanizmasını sağlamak adına mali kurumlar için düşündüğümüzde fiyattan ziyade borçlanma imkanının olması bu likiditeye erişim bence daha önemli ve altı çizilmesi gereken bir husus. Bu çünkü devam ederse bizim pandemi başladıktan sonra özellikle endişemizi oluşturan Türkiye acaba dış kaynaklara yeteri kadar ulaşamazsa hem borç servisinde hem artan cari açığın finansmanında hem de büyüme için gereken yurt dışı transfer tasarrufların içeriye transferinde zorlanır ve bu da bizim büyümemizi bir kere daha olumsuz etkiler mi diye düşünüyorduk. Buradaki belki endişenin biraz dağıldığını ifade etmem lazım. Hem iç kaynaklara erişim hem dış kaynaklara erişim tahmin ettiğimizden, en azından benim o zamanki tahminlerimden daha iyi gelişiyor diye düşünüyorum.
Bu noktada tabii önümüzdeki sürece dair bu kredi genişlemesinin biraz daha özel bankalar üzerinden devam etmesi yaklaşımı da var. Ticari tarafı nasıl görüyorsunuz? Bireysel kredilere biraz daha fazla ağırlık verilmiş gibi görünüyor son dönemde. Bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere uzun zamandan beri ama son pandemiden itibaren daha da vurucu bir şekilde kamuyla özel sektör bankalarının farklı iki kulvarda hareket ettiğini görebiliyoruz. Açıkçası kamu bankalarının bugün sunduğu şartları hem faiz olarak hem vade olarak özel bankaların hepsinin ticaret açısından veya yaptıkları işin kar zararı açısından manalı kalabilecek bir seviye olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla onlar farklı bir fiyat mekanizması içindeler. Bu da belki onlara olan ilgiyi azaltıyor. En azından kamu bankalarının imkanlarına erişebilen gerek bireyseller, gerek ticari ve kurumsal firmalar öncelikle oradaki imkanları kullanıp ondan sonra özel bankalara gelmek durumunda kalıyorlar. Ama bireysel tarafta artan bir ilgi bankalar açısından da portföyün risk profilini yönetmekte daha kolay bir imkan veriyor. Ve orada belki daha hızlı hareket ederek de özellikle bazı bankalarımızın karşı karşıya olduğu aktif rasyosu oranını tutturmak konusunda da onlara bu imkanı tanıyor. Bir de bireysel tarafta yanılmıyorsam geçtiğimiz haftalarda da seninle konuştuk. İlk defa kredi kullanan sayısında da korkunç bir artış var. Burada benim endişem bu yeni müşteri kitlesinin ilk krediyle tanışmasının olumsuz bir sonu olmasın. Hem onlar açısından hem onları kredilendiren kurumlar açısından. Ama sorunun özüne inecek olursam, eğer biz ekonomik toparlanmayı veyahut ekonomide bu pandeminin getirdiği yavaşlama ve hasarı en aza indirmek istiyorsak kurumsal tarafta ve üretime bağlantımız çok önemli. Evet. Bağlantımızda bir sorun oldu ama şu an devam edebilirsiniz Mehmet Bey. Pardon, şunu söylüyordum. Kredilerin doğru noktada ticari ve kurumsal firmaların üretimine ve özellikle ihracata yönelik üretim daha da iyi olur tabii. Katkı sağlayacak şekilde gelişmesi pandeminin getirdiği hasarı minimize etmek açısından veya daralmayı en aza indirgemek açısından önemli. Bireysel tarafta çünkü ihtiyaç kredisi acaba tüketime mi yoksa hakikaten çok belirli açıkların kapanmasına mı gidiyor? O bakımdan ekonomiye olan katkısı kısıtlı kalabiliyor. Bir de tabii cari açık konusunda bizi zorluyor aslında. Peki bir yabancılarla ilgili olarak biraz önce bahsederken yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisi portföy tarafında özellikle de hisse senedi bacağında sorun yaratabileceği konuşulan açığa satış yasağı ile ilgili dün bir düzenleme geldi. Ve BIST 30 hisse senetleri ile ilgili olarak açığa satış yasağı Takas Bank'taki otomasyon işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şu an itibariyle kaldırılmış gibi görünüyor. Buna dair bir bandımız var Mehmet Bey. Önce bir onu izleyelim. Sonrasında yorumlar var buna dair. Onları da aktaracağız. Ardından size de soracağım. Özellikle son dönemde Türkiye'de portföy hesabı ve girişler üzerinde yaşanan tartışmaları. Takas Bank'ın ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerini tamamladığını açıklamasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu BIST 30 endeksindeki açığa satış yasağını kaldırdı. SPK'dan yapılan açıklamada BIST 30 pay senetlerinin Takas Bank'ın geliştirdiği otomatik ödünç verme talimat ekranlarıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği dikkate alınarak bu endekste açığa satış yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldığını bildirdi. SPK diğer yandan BIST 30 endeksi dışında kalan pay piyasalarında açığa satış yasağının devam edeceğini duyurdu.
Kurul ayrıca açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün kapatılan pozisyonlarda açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu konudaki düzenlemeyi SPK'nın attığı adımı dün Sparta&Co kurucu ortağı Taner Özarslan değerlendirdi. Ana haber kuşağımızın içerisinde onun sözlerine kulak verin. MSCI endeksi konu olmasaydı muhtemelen unutulmuş da olacaktı. Orada bir uyarı gelmişti. Türkiye'yi MSCI'den çıkartabiliriz diye. Frontier tarafındaki lige alabiliriz diye. Herhalde bunun yarattığı belirsizlik SPK'yı da haklı olarak böyle bir değişikliğe gitme noktasına getirdi. Şu anda İMKB 30'la sınırlanmış görünüyor. Tam olarak hani ben niye bunun genişlemediğini de çok anlamıyorum. Çünkü asıl problem İMKB 30'daki hisselerde diğerleri zaten işlem hacminde çok büyük bir pay almıyorlar. Açığa satış demek aslında insanların alanlara karşı açığa satmalarını teşvik edici bir uygulama değil. Bu dünyada uygulanan ve piyasalarda likiditeyi arttıran, işlem hacmini arttıran, aynı zamanda insanların kolaylıkla alıp verip vermesini sağlayan bir yöntem. Dediğim gibi yani daha fazla likiditenin artmasını sağlayan bir yöntem. Bu tür tedbirlerin bence çok çok özel durumlarda alınması daha idealdir. Yani pandemi bunun için evet bir alan mıdır? Doğru. Ama hani dünyada açığa satış yasakları kalkmışken biz de bu kadar ertelenmemeliydi. Şimdi durum böyle. Mehmet Erten'e döneyim. Hem geçtiğimiz hafta MSCI'den gelen açıklamalar, gelişen ülke endeksinden çıkarma riski, aynı zamanda daha öncesinde swap piyasasında olup bitenler, dolayısıyla ardından Euroclear'la yapılan anlaşma, bütün bunları bir çerçeveye oturttuğunuzda portföy hesabı ve portföy üzerinden Türkiye'ye girişler açısından tabloyu nasıl özetlersiniz? Taner'in söylediklerine çok katılıyorum. Öncelikle olağanüstü durumlarda zaman zaman olağan dışı kararlar almak olabiliyor. Açığa satış ve veya swap'la ilgili aldığımız kararlar bunlardan son dönemlerde gördüğümüz örnekler. Ancak olağanüstü durumlarda alınan bu kararların kalıcı hale getirilmemesi lazım. Çünkü biz Türkiye'yi finansal açıdan iyi bir pazar haline getirmek istiyorsak, bu pazarda hem yerli yatırımcılar hem yabancı yatırımcılar için akışkanlığın, kitlenin ve uluslararası kabul görmüş bütün yöntemlerin usulünce ve hakkaniyetle ama kontrol altında uygulanabilir olması lazım. Biz MSCI'den çıkma tehdidini görüp görmez bu kararı aldık. Doğrudur, daha erken alınsaydı daha iyi olurdu. Ama alınmış olması da önemli. Şimdi biz 30'dan geri kalan tüm hisselere yayılması o piyasadaki beklentileri tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Hala bizim bu dönemde aldığımız bazı kararların düzeltilmesi gereğini inanıyorum ki yabancı yatırımcı, hem kurumsal yabancı yatırımcı hem bireysel yatırımcılar fonlar üzerinden Türkiye piyasasına olan ilgilerini devam ettirsinler. Çünkü son dönemlerde görüyoruz ki bu kötü bir şey manada söylemiyorum. Bu piyasa özellikle yabancı oyuncuların hakimiyetinde veya portföy büyüklüğünün yerlilerden daha fazla olduğu bir piyasaydı. Aşağı yukarı 50-50'ye gelmiş diye bir bilgi var bende. Yanılıyor olabilirim ama zannetmiyorum. Dolayısıyla bir dengelenme var. Ama bu piyasada bu yeni gelenlerle yabancıların bir arada kalmasına devam etmesi için piyasa işlemlerinin kurallar itibariyle de uluslararası standartlarda olması ve sürdürülmesi çok önemli. Peki yine Mehmet Bey, biraz önce yabancı yatırımcıdan bahsettik. Ben de yerli yatırımcı tarafını ve özellikle onların son dönemdeki ilgisini bir sormak isterim size. Dün Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler'in açıklamaları oldu. Alp'in de altını çizdiği temel nokta, hem değerleme olarak borsanın ucuz kaldığı hem de yatırım fonlarına olan ilgi ve alakanın son dönemde çok fazla arttığını gösteriyor. Mevduat faizi aşağı geldikten sonra oluşan tabloyu bir miktar Alp Keler'den dinleyelim. Sonra son olarak size o konudaki yorumunuzu soracağım. Evet, gerçekten görmediğimiz bir ilgi var. Ben birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Yani bakiyeli hesap sayısı dediğimiz yatırımcı sayısı, hisse senedi yatırımcısı 1.1 milyondan 1.2 milyondan 1.5 milyona ulaştı.
aylık işlem, her ayda en az bir kere işlem yapan yatırımcı sayısı da 340 binlerden 790 bine ulaştı bu hisse senedinde. Vadeli işlemler piyasasında keza 22 bin olan aktif işlem yapan yatırımcı sayısı 30 bine ulaştı. Sadece direkt yatırımda değil, yatırımcıların kurumsal yatırımcılar aracılığıyla, yani fonlar aracılığıyla yaptığı yatırımlar da büyüyor. Yani fonlarda da özellikle son bir yılda %80'lik bir büyüme var. Emeklilik fonlarının %40'lık bir büyüme var. Yani dolayısıyla sermaye piyasasında ilgi çok fazla ve bunu gözlemliyoruz. Bu ilgi neden geldi? Yani bir, düşen faiz ortamı. Yani yatırımcı farklı yatırım arayış alternatifleri içerisinde bir alternatif arayışı içerisinde. Peki hangi tip yatırımcılar geliyor? Belki kısaca bunu da aktarayım. Yani özellikle gelen yatırımcı profiline baktığımızda daha çok mütevazi yatırımcılar olduğunu söyleyebilirim. Yani montan olarak çok büyük yatırımcılar değil. Bunun büyük bir kısmı 50 bin TL altında yatırımı olan yatırımcılar hisse senedinde. Bu tabii önemli bir nokta. İkincisi, bu yatırımcının yaş grubu nasıl? Ağırlıklı 30-39 yaş arası, 20-29 ve 40-49'da ikinci en büyük yüzde. Yani aslında bu üçünü topladığımızda yatırımcıların %83'ü bu bölgeye oturuyor. Yani bununla beraber artık açığa satış yasağının bitmesini mi bekliyorsunuz? Şimdi tabii açığa satış, yani bizde birkaç aydır olan bir uygulama. Pandemi döneminde yurt dışı piyasalarda da uygulandı. Fakat yurt dışı piyasalarda piyasalar normalleştiği noktada kalktı. Yani birçok piyasada kalktı. Bizde de açığa satışın aslında açığa satışın yasağının kalkmasını biz sektör profesyoneli olarak olumlu görüyoruz. Çünkü yani fiyatın daha doğru tespit edilebildiği, daha suni fiyat hareketlerinin az olduğu gerçek anlamda piyasa dinamiğini, derinliğini yansıtan bir piyasa oluşuyor. Tabii ödünç piyasası çok önemli bir piyasa. Yani bizim senelerdir hisse senedi piyasasında veya diğer piyasalarda da eksikliğini hissettiğimiz bir piyasaydı. Son dönemde Borsa İstanbul'un bu konuda çok başarılı çalışmaları var ve ödünç piyasasını hayata geçirmek için belirli adımlar atıyorlar. Ben bu adımı da o adımlardan bir tanesi olarak görüyorum. Dolayısıyla işleyen bir ödünç piyasası olması lazım. İşleyen bir ödünç piyasasının yanında tabii açığa satış imkanı da olması lazım. Aslında bu imkanlar gelişirse Borsa İstanbul'un uzun dönemde daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Alp Keler'in açıklamaları böyleydi. Son soru Mehmet Bey, siz nasıl yorumlarsınız? Özellikle burada yerli yatırımcının ilgisini faizin düştüğü ortamda. Faizin düşmesi yerli yatırımcının riskli varlıkların farkına varmasına sebep oldu. Çünkü bizde hep yüksek mevduat faizi ve garanti bir getiriye alışmış olan yatırımcı hisse senetlerine gelmiyordu. Geçmişte de yaşanmışlıklar, maalesef olumsuzluklar vardı. Umuyorum bu yeni dönemi iyi kullanırız. Hem yatırımcı açısından hem piyasanın genişlemesi ve derinleşmesi açısından ve bir kısmı bunların umarım büyük bir kısmı piyasada kalıcı olur. Bu piyasada da yerli yatırımcının getiri alma iştahı ve alışkanlığı gelişir. Mehmet Bey, çok çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız yorumlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Alican Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu bizlerle birlikte. Alican, günaydın. Günaydın. Şimdi bugünün önemli gündem maddelerinden bir tanesi Türkiye ile Amerika arasında son zamanlarda bir yakınlaşma olduğu seziliyor. Bu yakınlaşmanın bir parçası mıdır değil midir tartışılır ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon'un yaptığı açıklama F-35 parçaları ile ilgili 2022'ye kadar Türk şirketleriyle çalışmaya devam edileceğini ifade ediyor. Ne anlama gelir? Ne çıkarmak lazım? Şimdi 139 parça üretiliyordu Türk şirketleri tarafından F-35 programı için ve hatırlayalım krizle ilgili kriz döneminde S-400 krizinden bahsediyorum. Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılacağı, gerçi yıl sonuna kadar bir istisna sağlanmıştı bu konuyla ilgili ama F-35 programından tamamen çıkarılacağı, dolayısıyla bu süreçten sonra da program içerisinde olmayacağı ifade ediliyordu. Ama işte senin de dediğin gibi bu dönemde yaşanan o yakınlıktan kaynaklı olarak değerlendirilebilir. Pentagon'un açıklamalarında şu var. Programı riske atmamak amacıyla
kadarıyla ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin parça üretmekten vazgeçtiği anda yerine, Türk şirketlerinin yerine koyabilecekleri ülkeler ve şirketler konusunda bir sıkıntı yaşandığı da aşikar. Bu konuyla ilgili zaten açıklamalar geçtiğimiz sene içerisinde de gelmişti. Hani yani biraz da zorunluluktan da oluyor aslında. Yani aslında ikame edilmesi çok kolay değil bu kadar. Doğru ama hani böyle bir zorluk olacağı ilk karar alındığında da belliydi aslında. Zaten Türkiye kararının hukuksuz olduğunu ifade ediyordu, bu ayrı. Ama bunun yanında da hani bu işi iyi bilen uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda da Türk şirketlerinin bu kapsamda, F-35 programı kapsamında çok önemli bir misyon üstlendikleri ve ürettikleri parçaların başka şirketler tarafından üretilmesinin maliyet açısından özellikle çok da kolay olmayacağı söylenmişti. Oldukça olumlu olarak görüyorum ben. S-400'lerle ilgili olarak da, yaptırım konusuyla ilgili olarak da yakın zamanda gelişmeler yaşanabileceği yönünde bilgiler zaten konuşuluyor, paylaşılıyor. Özellikle Libya'da beraber ortak hareket edilebilme ihtimali üzerine doğan bu gelişmeler Türkiye-ABD ilişkiler açısından önemli ama işte nasıl yansıyacak sıkıntılı bölgelere, özellikle işte Suriye ve yaptırım konusunda onlara da bakacağız. Peki şimdi Suriye konusunda bugün üçlü zirve var. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin bir araya geleceği. Dolayısıyla bu zirveden çıkabilecek potansiyel sonuçları biraz tartalım. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek tabii. 6. zirve oluyor. 6. kritik zirve oluyor. Biraz daha arka planda kalmıştı Suriye konusu. Özellikle son dönemde dış politika açısından bakıldığında da Ankara açısından da Libya konusunun da gerisinde kaldığı yönünde açıklamalar var. Neden? Daha sıcak bölge Libya. Çatışmalar halen devam ediyor. Özellikle Trablus'un yani Sarraç hükümetinin toprak kazanmasıyla beraber ön plana gelmişti. Daha da konuşuruz. Hatta bu arada Libya ile ilgili olarak şöyle de dün önemli bir görüşme daha gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanı dün Libya'daydı. Genelkurmay, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Yani orada üst düzey görüşmeler devam ediyor. Suriye tarafında ise bir süredir görüşme yoktu. Bu konuyla ilgili olarak, yani bu görüşmeyle ilgili olarak başta İdlib konusu tabii bugün konuşulacak. Saat 14'te toplantı bu arada, onu izleyicilerimize aktaralım. İşte mülteci konusu, yeni anayasa çalışmaları, Suriye'nin geleceği ve siyasi geçiş gibi başlıklar konuşulacak, tartışılacak. Hani çok kritik bir karar ve sonuç bekleniyor mu bugünkü zirveden? Hayır. Ama son zirve yanlış hatırlamıyorsam 16 Eylül 2019'da gerçekleşmişti Türkiye'de. O noktadan sonra, o zirveden sonra yeni bir zirvenin yapılması, Türkiye, Rusya ve İran'ın aynı masada tekrar işte Aslan süreci kapsamında buluşmuş olmaları bile Suriye'deki krizin çözümüyle ilgili adım anlamında ben oldukça değerli olarak görüyorum bunu. Peki bir başka önemli gündem maddesine geçelim. Turizm Türkiye açısından en önemli kalemlerden biri. Dün de konuşmuştuk üzerine bir parça. Yunanistan acaba açabilir mi, açamaz mı sınırları vesaire diye. Fakat Avrupa Birliği'nin bugünden itibaren güvenli gördüğü 14 ülkeye sınırlarını açtığını görüyoruz. Bu ülkeler arasında Türkiye maalesef yok, görünmüyor. Dolayısıyla bir 14 gün sonraya kaldı gibi, evet, görünüyor iş. İki haftada bir tekrar değerlendiriliyor. Dün itibariyle yapılan toplantıda Türkiye yer almadı. Çin bile, yani karşılıklı olarak Çin eğer AB ülkelerine sınır açarsa Çin'e de sınır açılacak. Ankara'nın beklediği gibi olmadı, istediği gibi de olmadı. Pek politik değil aslında da biraz daha bilimsel, evet, bir açılım yani söz konusu kriter olarak gördüğümüz gibi. Nüfusa bölünüyor rakamlar, alınan rakamlar. O anlamda özellikle Türkiye'de belki son dönemdeki vaka sayısının artmış olması, 1300'ün altına indi 1290'larda ama belki buna olumsuz anlamda bir etkiyi yapmıştır. Ama beklenti yine de şunu söyleyelim. Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu karara rağmen 1-15 Temmuz tarihi zikrediliyor hatırlanacağı gibi. Özellikle Rusya ile açılması konusunda, ki Rusya tarafından da değerlendiriliyor, açıklaması geldi Türkiye'nin bu teklifiyle ilgili. Şimdi bu Avrupa Birliği ülkeleriyle de görüşülecek. Hatta şunu söyleyelim, geçtiğimiz gün söyledim, yarın önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek Ankara'dan. Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı Almanya'ya gidecekler. Almanya bugün itibariyle dönem başkanlığını devralıyor. Çok kritik bir dönemde, yani Avrupa Birliği'nin kendi iç sorunları anlamında da kritik ama bir yandan Ankara-AB ilişkileri anlamında da kritik. Çünkü bu sene yeni dönem başkanlığında Türkiye Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açmak da istiyor. Ha bunlar gerçekleşir mi, sıkıntılar çözülür mü, belki çözülmez ama iki başlık, yani Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve 18 Mart tarihli işte mülteci konulu mutabakatın maddelerinin gereğinin yerine getirilmesi. Beklentiler çok yüksek. Bu konuda Ankara'nın en yakın çalıştığı başkentlerden birisi Berlin. Bu noktada Merkel'den beklenti çok büyük.
bu noktada da yani turizm konusunda da 15 gün sonraki listede olacağından Ankara emin. Ama öncesinde de daha geniş toplantılar gerçekleştirecek. Alican çok teşekkür ediyoruz. Ben sabah teşekkür raporunu ederim. Böylelikle tamamlayıp sözü yatırım bültenine bırakıyoruz.